Aslında burada çok ilginç bir felsefi tutum var biliyor musun? Hani senin acelecilik noktasından ele alırsak insana bakış açısı bu filmlerde senin söylediğin mesela Rick and Morty'de de aynı e, mesele işlenmişti. Hani bu senin ruh eşin demesi, bir 10 e, gün geçmeden değiştirmesi, insanların bunun peşinden gitmesi, insanların evet bu benim eşim bu böyle söylüyorsa öyledir demesi kolaycılığı. Bu bir felsefi tutum aslında. İnsana bakış açısı Batının da insana bakış açısı. Bu ne biliyor musun? Birincisi işlevselci bir bakış, ikincisi ise hesaplamacı bir bakış. İnsanı hesaplanabilir ve işlevleriyle tanımlanabilir bir varlık olarak görüyorlar. O yüzden de yapay zekaya bu şekilde bir atıf yükleyerek yerimize geçebileceğini düşünüyorlar. Nedir mesela kahve testi diye bir olay var. Bir yapay zekalı bir e, robot diyelim işte kahveyi alıp onu döküp onu hazırlayabiliyorsa yani bu kadar süreçlerin içerisinden geçirebiliyorsa demek ki bu yapay zeka erişmiş ama burada da bakış açısı ne yapabildiği şeyle ilgili yine işlevselce İnsan işlevselci bir bakış açısıyla tanımlanabilen bir varlık değil İnsanın duyguları var efendime söyleyeyim dahası bambaşka kurduğu ilişkiler, ile ilgili geliştirdiği tutumları var, değil mi? Bambaşka bir şey insan oldu. Yani yapay zekaya bu bakış açısı, mesela yapay zekadan da korkulmanın sebebi bir tanesi o şeyi hatırlarsın, Alien serisini, değil mi? Çok yaratık serisi, böyle altı tane filmden oluşuyor ama film baştan sona kadar şunu söylüyor: bir tane üst model yaratık var, ee, içeride bir robot var. İşte gemi de şurada burada genelde. Ee, o robot bu üst yaratığın devamlılığını sağlamak istiyor. Neden? İnsan V1 yani version 1 eski sürüm. Bu yeni sürüm. Artık bunun üzerine gidebiliriz. Bunu Covenant yine Hakeza e, Prometheus filmlerinde Ayyuka çıkardılar. Son bölümlerinde. Yapay zekanın bu kadar işlevselci ve hesaplamacı bir tutumla insanlığı gözden çıkarabileceği korkusuna bu şekilde vardılar. Bu da bir felsefi tutumun batının insana bakış açısının bir yorumu olarak okunabilir.